Sporu öncelikle hoş geldiniz. Bugün 2024 Paris Olimpiyatlarına katılacak sporcularımıza bir kahvaltı düzenledik. Bu her yarışma öncesi askeri sporumuzun düzenlediği bir organizasyon. Bugün de bu amaçla buradayız. İnşallah buradan sonra güreşçilerimiz kampa gidecekler ve oradan direkt Paris'e gidecekler ve inşallah biz de özellikle kendi sporcularımızın yarışmalarında başarılı olacağına inanıyorum. Taha başta olmak üzere diğer güreşçilerimizin oradan başarıyla döneceklerine inanıyorum. Güzel hazırlandılar ve sadece ASKİ ve EGO olarak 23 sporcumuz katılıyor. Olimpiyat ve paralimpik olimpiyatlar dahil olmak üzere. Şu anda 30 bine yakın sporcumuz var. İnşallah bundan sonraki zamanlarda da işlerinden nice Tahalar, Rızalar ve diğer güreşçilerimiz gibi rol modelleriyle beraber çalışıyorlar. Nice sporcularımız çıkacak. Hem atasporumuz hem ülkemizin temsili bakımından çok çok önemsiyoruz. Çünkü özellikle çok uzun yıllar önce mutlaka güreş müsabakalarından altın beklenirdi olimpiyatlarından. Diğer dallardan çok fazla umut olmazdı. Şimdi ülke olarak diğer dallarda da oldukça fazla iddiamız var. İnşallah bize düşen kendi sporcularımızın öncelikli olarak oradan başarılı olmaları, ülkelerini temsil etmeleri, bayrağımızı çekip orada İstiklal Marşı'nı gururla söyletmelerini hep beraber bekliyoruz. Ben kendilerine başarılar diliyorum. Moralleri gayet iyi. Biraz önce başkanımızın söylediği gibi bir kulak damlası nedeniyle Rıza'nın bir şanssızlığı oldu. İnşallah onun yerine katılan Hamza arkadaşımız da Rıza'yı aratmayacaktır. Ben tamamına başarılar diliyorum. Testlere girip çıktım. Şimdiye kadar hiçbir sıkıntım olmadı Allah'a şükür. Sadece bu kulakta yaşadığım bir çınlama yüzünden 2 senedir, özellikle de olimpiyat stresinden dolayı artan çınlama, antrenmanlarda baş dönmesi de, baş ağrısı da yapıyordu bana. Hani doktoruma danışarak Vasterel diye bir ilaç kullandım. Hani doktorum aslında ben hayatım boyunca diğer kamp doktorlarımı da, arkadaşlarım da bilir, herkes bilir, ailem bilir, komşularım bile bilir bunu, bir şeyi sormadan kullanmadığımı. Hayatım boyunca bilmediğim hiçbir ilaç kullanmadım. Bunu da yine doktoruma sorarak kullandım. Tabii onun da bir, bilmiyorum, gafletine mi, boşluğuna mı geldi, o da bana mı güvendi bilmiyorum. Çünkü ben çok dikkat ederdim yıllarca. Bu ilacı kullanmaya başladım kulağımdaki çınlamadan dolayı. Çünkü olimpiyat stresinden dolayı da çok rahatsız ediyordu beni. Hani içinde bir etken maddesinin olduğunu bilmiyordum. Zaten biraz kullandıktan sonra yan etkisinden dolayı bıraktım. Dedim ki olimpiyattan sonra kullanayım dedim. Çünkü daha çok başımı falan ağrıttı. 5-6 gün kullandım. Tabii bir ay sonra açıklanınca sonuç, İnanın şok geçirdim. Daha da onun şokunu üstümden atlatamıyorum. Çünkü hiç beklemediğim bir şey. Hayatım boyunca dikkat ettiğim şey başıma geldi. Her zaman korktuğum şey başıma geldi. Ama Allah'a şükürler olsun, vicdan olarak çok rahatım. Ama tabii ki uluslararası boyutta devletimin desteği olmadan işim zor diyebilirim. Çünkü bunu hani tedavi amaçlı aldık ama tabii uluslararası protokolünde anlatmak zor. O yüzden hani bu konuda devletimin yanında olmasını çok isterdim. İnşallah bundan sonra da istiyorum. Yani çok üzgünüm bu durumdan dolayı. Yani o kadar üzgünüm ki 2 haftadır, 3 haftadır yani inanın yani bir şampiyona kaybettik. Bazen final kaybederim. Yani bu kadar, o finalde bile, kaybettiğimde bile bu kadar üzüldüğümü bilmem. Çünkü bunun şeyi daha çokmuş üzüntüsü. Hep derdim bu Avrupa Dünya ikincisi oldum ve çok üzüldüm demiştim kendime. Ama
Hani şu olay başıma gelince dedim ki keşke onlara çok sevinseymişim dedim. Çünkü insan daha kötüsü başına geldikçe eskiden başına geleni aratır oluyor.